Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Şimdi Bursa'dan başlayacağız. Zonguldak ve Rize ile devam edeceğiz. Bursa'da Rabia Deniz var. Bugün Bursa'da neler var onu aktaracak. Dün acılı bir tören vardı. Konya'da Mersin Mut'ta devrilen otobüste hayatını kaybeden askerlerden bir tanesi de Bursa'daydı. Rabia günaydın. Bugün neler aktaracaksın bize? Nazım Atman günaydın. İyi sabahlar. Sizin de belirttiğiniz gibi Mersin Mut ilçesinde hayatını kaybeden askerlerden biri Bursa'daydı. Şehit askerin naaşı baba ocağına getirildi ve dün toprağa verildi. Bunun haricinde gündemle devam edelim. Koronavirüs sürecinde bir bayrama daha olağanüstü tedbirlerle giriyoruz. Önümüz bayram. Bursa Valiliği Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için olağanüstü tedbirler aldığını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri artırılacak. Tüm kamu ekipleri teyakkuz halinde olacak. Ve yine koronavirüs vakaları günden güne artarken karantina uygulamaları da birbiri ardına geliyor. Aslına bakarsanız Bursa'da Bursa Valiliği yine açıkladı. Bursa'da vakaların artması nedeniyle özellikle kentin doğu kesiminde yer alan Kesel ilçesinde yine yeni mahallede bir karantina var. Bir apartman karantinaya alındı. Ve yine Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde vakalar artmaya devam ediyor. Orhan Gazi Belediye Başkanı vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Tedbirleri sıkılaştıralım dedi. Ve bunun yanı sıra yine Bursa'da bir operasyonu gündeme getirelim biz. IŞİD terör örgütü üyesi bir kadın Bursa'dan Adana'ya otobüse giderken emniyet ekiplerince, polislerce İnegöl ilçesinde terminalde gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Dün böyle bir gelişme yaşandı ve son olarak Bursa'nın şahit olduğu bir tarihi yıkımı gündeme taşıyalım. Ben daha önce bu ekranlardan yine sizi bağlantımda bildirmiştim ama ilk harcı Mustafa Kemal Atatürk'ün bağışıyla karılan Osman Gazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan ve 1948 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu vardı. Geçtiğimiz yıllarda yıkılıp millet bahçesi haline getirilmişti ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş daha sonrasında Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun da yıkılıp millet bahçesine dahil edileceğini açıklamıştı. O spor salonunun yıkımına başlandı dün itibariyle. 1972 yılından bu yana sayısız müsabakalara ev sahipliği yapmıştı Atatürk Spor Salonu ve 3500 seyircilik kapasiteliydi. Aynı zamanda pek çok sporcuyu da yetiştirmişti. Bursa'nın bir kent hafızası da Atatürk Stadyumu'nun ardından Atatürk Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu da yıkımına başlandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Nazım Atman. Çok çok teşekkürler Rabia. Şimdi Zonguldak'ta Cevdet Akgün var. Zonguldak'a bağlanacağız. Cevdet bugün Zonguldak'tan bize neler aktaracaksın? Günaydın Nazım abi. İyi yayınlar diliyorum. İl Hıfzıssıhha Kurulu dün toplandı ve karar verdi. Bayramlaşma ve ziyaretler yasaklandı. Zonguldak'ın köylerinde bir gelenek vardır. Çok eskilere dayanan, yüzyıllardır devam eden. Her köyün bir bayram günü vardır. O bayram gününde civar köyler, birbirlerine yakın köyler o köye ziyarete giderler. İstedikleri evde yemekler hazırdır. İstedikleri evde tanısınız tanımamasanız da o evlerde yemeklerinizi yersiniz. Köy meydanında da gençler, yaşlılar buluşma yaparlar. Tanısın tanımasın böyle bir bayram geleneği olan bir şehirdi. Bu gelenekte bu bayram gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz bayram zaten pandemi dolayısıyla yasak, sokağa çıkıp çıkmadı insanlar. Kurban namazı da valilik ve kaymakamlığın belirleyici yerlerde kılınacak. Kurban kesimine de sadece hiçbir sahibi katılacak. Yani cümle cemaat kurban başında bulunamayacak insanlar. Zonguldak'ta Zonguldak Kilimli Beldesi'nde Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun geçeceği güzergah. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesi 70'li yıllarda başlayan ancak çok ağır işleyen ama son dönemde Doğu Karadeniz yolu yapılmıştı. Batı Karadeniz'de hız verildi. Şimdi Kilimli ilçesinin merkezinden geçecek, deniz kenarından geçecek ve Kilimli halkı ayağa kalkmış durumda. Çünkü tek soluk alacakları nokta. Burası
sahil bandı yıkılırsa kavşak projesi de var, çok büyük bir proje olarak kavşak da var, kavşak projesi. Kilimli'nin nefes alacağı hiçbir yer yok. Biz bunu sayfamıza Kilimli'nin kalbini hançer diye taşıdık. Bunun dışında yine Zonguldak Belediyesi, yine olay. 1992 263 mahallenin işçisinin yaşamını yitirdiği Gruzi faciasından sonra kapatılan İncivez semtindeki havalandırma, maden ocağı havalandırmasının bulunduğu yer koruma kurulu tarafından alınmıştı. Bu yer Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait. Koruma kuruluna sormadan Zonguldak Belediyesi istinat duvarlarını yıkarak buraya taksiciler için bir yer yapıyor. Biz de bunu hukuk tanımayan başkan diye gündeme getirdik. Zonguldak'ta ADD şubesi dün Türkiye genelinde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı protesto için madenci heykelinde toplandılar. Ancak polis bunu gösteriye, buradaki eyleme izin vermedi. Gerekçe de pandemi dendi. Ancak oraya gelenlerin sayısı aslında alanın içerisinde hiçbir şey değildi. ADD Zonguldak Şubesi de dün Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ali Erbaş hakkında da dava dilekçesini savcılığa teslim ettiler. Zonguldak'taki son durum bu şekilde. Peki Cevdet, çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şimdi Rize'ye gideceğiz. Rize'de Genca Karafazlı var. Genca, günaydın. Bugün neler aktaracaksın bize hem şehrin hem de bölgenle ilgili olarak? İyi yayınlar diliyorum. Rize'den, Rize İl Pandemi Kurulu, Rize'de artan vakalar nedeniyle Kurban Bayramı'nda vatandaşların uyması gereken kuralları açıklarken silahla ilgili bir detaya da dikkat çekti. İl Pandemi Kurulu son günlerde il genelinde artan COVID-19 vakaları nedeniyle bu anlamlı günlerde valiliğimiz başta olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşumuzda toplu bayramlaşma töreni yapılmayacak denildi. Aynı şekilde vatandaşlarımızın da köy merasimleri yapmaları, bir araya gelmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bayramlaşma telefonuyla yapılmalıdır. Köylerde adet haline gelen kurban etinin pişirilerek beraberce yenmesinden kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada dikkat çeken bir başka konu ise yorgun mermi diye tabir edilen havaya rastgele ateş açılması ile oluşan yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla her nerede ve ne sebeple olursa olsun rastgele havaya ateş açmak bayram boyunca da yasaktır denildi. Pandemi kurulunun özellikle bu silahla ilgili bu uyarısı özellikle Rize'de birçok bölgede çeşitli bayramlarda silahla havaya ateş ediliyor. Valilik bu bayramda da bunu göz önünde bulundurarak vatandaşları silah sıkmamaları konusunda uyardı. Evet, uzunca bir süreden beri koronavirüs vakalarının yaşanmadığı Artvin'de bu kez koronavirüs vakaları gözlenmeye başlandı. Hopa'nın Sundura mahallesinde 3, Kemalpaşa'da 1 olmak üzere 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Yetkililer ise artan vakalar nedeniyle yurttaşları hijyen, sosyal mesafe, maske takma konularında uyardı. Dikkatli olmaları konusunda yeni tedbirlerin bayramda özellikle bugün ve yarın açıklanacağı belirtildi. Diğer yandan Gürcistan'dan bir Türkiye ile bağlantılı bir notumuz var. Geçen ay Türkiye'nin İran hariç birçok ülkeye sınır kapılarını açtığı açıklamasının ardından Gürcü kadınlar Türkiye'ye geçmek için başlattıkları eylem devam ediyor. Bir süre önce Gürcistan'ın Ajdara Özerk Cumhuriyeti'nde kadınların sap kapıda başlattıkları eylem polis tarafından engellenmişti. Gürcü kadınlar burada yaptıkları açıklamada eğer Türkiye'ye girişimize izin verilmezse
bu eylemlere devam edeceğiz açıklaması yapmışlardı. Gürcü kadınların bu talepleri yerine gelmeyince Gürcistan'ın özel Azara Cumhuriyeti başkenti Batum'da Lelin Caddesi'nde çadır kurarak burada eylemi başlattılar. Kadınlar Lelin Caddesi'nde parlamento binasında önünde bu çadırı kurdular ve eylemlerini burada sürdürdüler. Kadınlar parlamentoya girmek istediler ancak polis müdahalesiyle bu engellenmişti. Gürcistan hükümeti dün bu eylemler sonrası bir açıklama yaptı. Gürcistan hükümeti Türkiye'ye gidecek olan özellikle çay ve fındık tarımında çalışacak olan Gürcü insanlarının bu bölgelerde özellikle Karadeniz bölgesinden çalışacakları yerden izin almak koşuluyla 3 aylık bir süre için çalışmalarına izin verecek. Ancak Gürcistan'dan dönmeleri durumunda 14 günlük karantina uygulamalarına alınacakları da çağrısını yaptı. Evet, Rize ve bölgeden bugün aktaracaklarım bunlardı Sayın Atman. Peki, çok çok teşekkürler. Gence Karafazlı bize Rize ve bölgenin gündemini aktardı. Hatta Batum'a kadar da uzandı. Sevgili izleyiciler, biraz sosyal medyadan devam etmek istiyorum. Sosyal medyada en çok öne çıkan konular bu sabah kara bir sabah olduğu konusunda sansürle uyandı diyor pek çok paylaşımcı. Türkiye bu sabah diyor kara bir sabahla başladı. Evet, saat 7'den itibaren düştü. Gerçek gündem Barış arkadaşın sitesi bu. Sosyal medya kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek kabul edilerek yasalaştı. Türkiye kara bir sabaha uyandı diyor. P24'te Ahmet Altan'a özgürlük gazetecilik suç değildir, yazarıma dokunma diyor. Ahmet Altan 1138 gün ve artı 259 gündür tutuklu. Evet. 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı. 2012'de serbest, 22 Eylül'de serbest bırakıldı. 23 Eylül'de tutuklandı. 4 Kasım 2019'da hükümle serbest bırakıldı. 2019'un 12 Kasım'ında gözaltına alındı. 13 Kasım'da yine tutuklandı. Bir başka Osman Kavala. Osman Kavala'dan farklı yanı Ahmet Altan'ın Vatan Gazetesi'ni yönettiği sırada eski rejime karşı en ağır eleştirileri yapan ve bununla ilgili olarak da Taraf Gazetesi'nde pek çok dosya yayınlayan ve bunların bir bölümü de sonradan şişirme çıktı. Özellikle kumpas davalarını kaynağı da Vatan Gazetesi olmuştu. Nurcan Baysal diyor ki ama önce neyi paylaştığını söyleyelim. Sputnik Türkiye'den kadın erkek eşit değildir. Eşitlik koca bir tantanadır diyen AKP'li Çamlı. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Tavuğa horozluk yaptıramazsın demiş. Nurcan Baysal da demiş ki tevazu göstermeyelim. Vallahi billahi de biz bu zihniyetteki adamlarla eşit değiliz demiş. Evet, bu kadına yani kadın erkek eşitliğini bu adam üzerinden savunmak kadına karşı büyük bir hata olur. Turizmci Cem Polat da yine tek cümleyle uzun bir fıkra anlatmış. 5 takla atan arabanın kara kutusu açılmış. İşte son sözler. İsmet, konuşurken yüzüme bakma diyor. Bayramlarda da tabii en önemli şey, koronavirüs şimdi öne geçti ama trafik canavarı. Zaten trafik canavarı dün işbaşı yaptı. Önceki gün askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Ve 26'sı onu ağır, 26 kişi yaralandı, 4 kişi de hayatını kaybetti. 4 asker hayatını kaybetti, 2 de sivil var.
iki şoför, otobüsün iki şoförü vardı. İkisi de hayatını kaybetti. Biri kazayı yapandı. Leyla Güven ve Kemal Bülbül bunu retweetlemiş. Berdan Öztürk'ün Lice'de orman yanıyor, ağaç yanıyor, canlılar yanıyor, doğa yanıyor. Kötü bir kehanet gibi her sene tekrar ediyor ve insanlar kaderiyle baş başa bırakıyor. Orada devlet yanıyor ve devlet kendi yanışını izliyor. Devlet falan yanmıyor. Orası Kürdistan toprakları olduğu için Kürtlere ait şeyler yanıyor diye bakıyorlar. Artı gerçeğe dönüyorum. Bugün Artı Gerçek'te Doğan Özgüden'in yazısı var. Tayyip'in 3 kıtada askeri fütühatı diyor. Kıbrıs, Irak, Suriye ve Libya'dan sonra şimdi Azerbaycan'a kuvvet sokarak Ermenistan'a da girmenin hazırlığını mı yapıyor demiş Doğan Özgüden. Ve eski bir alıntı var. Hafıza tazelemesi yapıyor Doğan abi. Türkiye'de 60'lı yıllarda sosyalist mücadelemizin karşısındaki hedeflerden biri de hiç kuşkusuz Amerikan emperyalizmin tüm dünyada ve özel olarak da Türkiye'deki askeri üsleri ve tesisleriydi. İnönü'den başlayarak Menderes'e, Milli Birlik Komitesi'ne ve Demirel'e dek tüm iktidar sahipleri varlığını inkar ettiği ya da küçümsemeye çalıştığı bu üs ve tesislerin tam listesini 12 Eylül 1967 tarihli Ant dergisinde yayınladığımızda kıyamet kopmuştu. Üzerinden 53 yıl geçti. Washington yönetiminde zaman zaman yaşanan gerilimler, resleşmeler, meydan okumalara rağmen Türkiye, ABD üs ve tesislerin varlığı o günden bugüne devam ediyor diyor Doğan abi bugünkü yazısında. Ve o günlerin izlerinin bugün de süren yansımalarını yazısına konu etmiş. Her zaman olduğu gibi bilgi dolu bir yazı. Evet, Artı Gerçeğin birinci sayfasında değişmiş dört haberi değişik biçimde başlıklamışlar. Bugün bir mizampaj değişimi var. Çok da hareketli bir sayfa. En üstte Yeneroğlu meclis hiç olmadığı kadar işlevsizleşti başlığı var. İktidar milletvekilleri yasaları okumuyorlar. Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi. Meclis hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildi diyor söz konusu haberde. Onu da en üste almış. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci haberi, ikinci sıradaki 21 eyaleti kırmızı bölge ilan edildi. ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61.534 artarak 4.435.313'e ulaştı diyor haberde. Ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen şehirlerin sayısı 21'e çıktı. Salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaların arttırılması istendi. Amerika'da buna rağmen bir kısıtlama yok. Sadece uyarılar var. Hava kirliliği 10 yıl. Hava kirliliği ömrü 10 yıl kadar kısaltıyor. 2018'de Türkiye'de hava kirliliği en yüksek olan 10 il Bursa, İzmir, Aydın, Kocaeli, Manisa, Yalova, Ankara, Bilecik, Sakarya ve İstanbul olarak sıralandı. İstanbul'un yeni gökdelenleri hava sirkülasyonunun da deniz kenarında ve ortasından bir boğaz geçmesine karşın yine de en kirli iller arasına geldi. Amerika'da Chicago Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmaya göre hava kirliliği ortalama yaşam süresini dünya genelinde 2 yıl
kısaltıyor. Hava Kirliliği Yaşam Endeksi adlı çalışmada 98-2018 arasındaki 10 yılda dönemde kirliliği ortalama yaşam süresi üzerindeki etkilerine bakılmış. Tabi bunların hepsini haberin sonuna kadar okuyamam size ama sadece bilgi vereceğim ve siz de oradan devam edin. Kayyum'daki belediyelerde yolsuzluk operasyonu, dün bunu biz Mardin üzerinden vermiştik, burada devam ediyor. Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde isimleri yolsuzluk ve usulsüzlüğe karışan kişilere yönelik başlatılan operasyonlarda çok sayıda üst yönetici gözaltına alındı. Yani koktu, tuz da koktuğu için artık bunları önleyemiyorlar tabii ki. Yolsuzlukla ilgili soruşturmalar en alttan en üste kadar gidecekse nereye dayanacağını tahmin etmek zor değil herhalde. En fazla zenginleşen siyasi portre, siyasi lider kimdir sorusuna verilecek cevap bunu da gösterecektir. Sosyal medya düzenlemesi mecliste tartışılıyor, hafızası siyaset yaratılmak isteniyor. Bu haber biraz eski haber, evet. Mecliste tartışılmıyor, meclisten geçirildi. ...81 ilde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu yapıldı. Ben telefon bağlantımız olacak şimdi psikolog Feyruz Usluoğlu'yla. Oraya kadar şu gazeteleri, doğru dürüst gazeteleri en azından bir kez daha başlıklarını, televizyonlarını yeni açanlar için okuyayım. Ama tabii benim ekranımda açılırsa, evet açıldı. Şimdi Cumhuriyet Evrensel ve Bir Gün Yeni Yaşamı ekranlarınıza getireceğim peş peşe. Sadece birinci sayfalarını göreceksiniz. Birinci sayfalarının da en tepesindeki manşetleri sizlerle paylaşacağım. Cumhuriyet Gazetesi, hemen başlıyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde "O makama oturamazsın" başlığı yer alıyor. Detaylarını okumuştuk. Ali Erbaş'a yönelik tepkinin bu başlıklanması. Altında ise jandarmada tasfiye ve Anayasa Mahkemesi "bu güzel bir haber, işkence" dedi. 13,5 yıl sonra bunu kanıtladılar. Türkiye'de işkence vardır. Her zaman da oldu zaten. Evrensel'in manşetinde ise İstanbul Sözleşmesi'ne karşın fabrikalardan yükselen çağrı yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyor. İkinci başlık ise belediyelerin yetkisine bir tırpanda Danıştay'dan geldi. Ve Kirazlı Yayla'da direnen kadınların haberi de burada yer alıyor en altında sayfanın. Bir günde ise koronavirüs var. Koronavirüsle ilgili olarak korkutan rahatlık başlığını vermiş Bir Gün'ün yazı işleri. Vaka sayıları düşmüyor, iktidar seyrediyor. İş yerlerinde onlarca işçi virüse yakalandı. Bazı kentlerde karantina uygulanıyor. Dünya ikinci dalga uyarısı yaparken bayram öncesi Türkiye fotoğrafı endişe verici diyor. Aç kalmamak için patrona çalıştılar. Bu da ikinci manşeti. En yoksul %20. Tamam. Evet. Ve Ali Erbaş'ı da orada görüyoruz yine. Ve yeni yaşam, Kürt düşmanlığı derinleştiriliyor demiş Mele Yusuf Andan. Demokratik İslam Kongresi üyesi Andan çok kapsamlı derinlemesine bir tahlil yapmış. Sevgili izleyiciler, şimdi biz telefon bağlantımızı gidelim. Psikolog Feyruz Usluoğlu telefon attığımızda, konumuz
onların eğitim disipliniyle ilgili psikoloji bölümü açık öğretim kapsamına alınıyor ki bu dalda böyle bir şeyin yapılması en büyük bilim dalına karşı en büyük kötülük olarak değerlendiriliyor. Şimdi telefon attığımızda Ustaoğlu var. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Evet, ben bir giriş yaptım ve başlık açtım. Siz lütfen devam eder misiniz? Bu karar nasıl alındı ve uygulaması nasıl sıkıntılar doğuracak sizin açınızdan? Şimdi şöyle Nazım Bey, çok yakın bir zamanda, yani tercih kılavuzu açıklanmadan birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi, ardından tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde açık ve öğretim psikoloji programı açtığını duyurdu. İşin ilginç bir yanı, her iki köklü üniversitede olan, iki köklü üniversitenin kendisine psikoloji bölümü olmasına karşın bu bölüm, buradaki, bu üniversitedeki bölüm hocaların, akademisyenlerin bu durumdan haberleri hiç olmadı, hiç görüşleri alınmadı. Hatta en ilginç tarafı, Ankara Üniversitesi kendi üniversitelerinde bir psikoloji açık ve uzaktan bir öğretim programı açıldığını tercih kılavuzunda gördü. Şimdi YÖK'ün kalite kurulunun kalite değerlendirme tescil bilgisine sahip meslek örgütü temsilcisi ve YÖK'ün paydaşı olan Türk Psikologlar Derneği'nin de bu konuda herhangi bir görüşü alınmadı. Doğal olarak Türk Psikologlar Derneği başta olmak üzere Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, psikoloji bilimi akademisyenleri, psikologlar, psikoloji danışmanlar, psikiyatristler ve çok sayıda bilim insanı ve meslek uzmanının yanında psikoterapi eğitim veren çeşitli kurumlar açık öğretim psikoloji programı açılmasına karşı olduklarını bilimsel gerekçelerle aslında ortaya koydular ve açıkladılar. Ancak buna rağmen halen YÖK'ten ya da ilgili kurumlardan gerekçeli, yani bunun gerekçesini açıklayan herhangi bir açıklama sağlanmadı, verilmedi. Tabii Psikologlar Derneği Danıştay'ın 8. dairesinde bu konuda yürütmenin durdurulması ve iptal yönelik dava açtı. Ama hani bizim temelde buna karşı çıkışımızla ilgili çeşitli bilimsel gerekçelerimiz var. Ben bunları da ifade etmek isterim. Birincisi, biz şunu söylüyoruz psikologlar olarak, akademisyen olarak, bilim insanları olarak. Yani psikoloji lisans eğitiminin pandemi ve benzeri olağanüstü genel ve geçici durumlar dışında açık ve uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü psikoloji temel bir bilim alanı, araştırma ve uygulama becerilerinin kazanılması için işte laboratuvarlar, özel araç gereç ve donanımlara, test ve ölçeklere, görüşme ve mülakat yapmaya elverişli, deneyim aktarımına dayalı, etkileşimsel ve dinamik ortamlara gereksinim bulunduğunu ifade ediyoruz. Şimdi aynı zamanda psikoloji eğitiminin, yani bu koşullara sahip olmayan açık ve uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilmesi mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Buna karşılık olarak bu bölümleri açan üniversitelere uygulama ve staj düşündüklerini ifade ediyorlar. Halihazırda bizim kendi öğrencilerimiz staj koşulları için çok zorlanırken ifade ettikleri ve ortaya konan kontenjan, inanılmaz bir kontenjan, 1200 kişilik bir kontenjan açıldı. Zaten bunun uygulama pratiğini denetlemek ve yürütmek çok mümkün değil. Aynı zamanda şunu da ifade etmek isterim. Psikoloji bir bilim alanı olarak çok farklı alt alanları kapsıyor olsa da psikolojinin klinik uygulamaları ülkemizde en popüler ve bilinen alanı. Psikoloji bu bağlamda bilindiği üzere YÖK tarafından aslında psikologlar sağlık lisansiyeri olarak kabul ediliyor ve farklı bakanlıklarda, yani Adalet Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda, Sosyal Aile Bakanlığı'nda çok farklı kurumlarda görev yapıyorlar. Bizim halihazırda bir meslek yasamız yokken bu açık ve uzaktan eğitim kapsamıyla birlikte bizim uzun süredir mücadele ettiğimiz sahte psikologlar biçiminde bilinen kişilerin önünü açacağı ve uzun vadede bir kamu sağlığı yaratacağı ile ilgili son derece endişeliyiz bu noktada. Aynı zamanda YÖK'ün şimdiye kadar uzaktan ve açıktan psikoloji eğitimi yurt dışında verilen hiçbir eğitim kabul etmezken, denklik vermezken,
Aynı zamanda dünyadaki hiçbir gelişmiş ülkede, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da Avrupa'daki örneklere baktığımızda da benzer birkaç program olmakla birlikte bunların akredite edilmesi bekleniyor. Ama bunlara verilen denklik bir örgün eğitimdeki psikologlara verilen denklikle eşit sayılmıyor. Aynı zamanda dünyadaki en büyük psikoloji kuruluşları olan, psikoloji birlikleri olan Amerikan Psikoloji Birliği ya da kısa adıyla APA ve Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu kısa adıyla EFTA bu tür eğitimlerin açılmasına karşı olduklarını söylüyor. Kaldı ki bu ülkelerde zaten mesleğin korunması ve meslek açısından psikologlara özgü meslek yasası bulunuyor. Bizim öyle bir yasamız da yok. 20 yıldır bunun mücadelesini verilmesine rağmen. Diğer bir sıkıntımız şu anda 2009 yılı kılavuzuna göre Türkiye'de toplam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 119 psikoloji lisans programı bulunuyor. Ve bu alanda açılan kontenjan işte 8318'ini doldurmuş 2019 yılı verilerine göre. Şimdi TÜİK verilerine baktığımızda psikologların istihdam oranı %43. Kamuda yerleşme, işe yerleşme oranı %10. Yani %90'ı kamu dışı istihdam arayışı içerisinde. Ama aynı TÜİK verileri şunu söylüyor. Bir psikolog mezun olduktan 8 ay, 28 gün sonra ancak bir iş bulabiliyor ve bulabildiği iş 2635 TL civarında bir maaş ücret alabiliyor. En son durum böyle ki şimdi durum çok çok daha kötü durumda. Şimdi bu bağlamda biz gözden geçirilmesini istiyoruz. Şimdi bununla ilgili bir takım söylemler var. İşte rekabet ve hizmet kalitesi. Bizim de dayanamamız şu. Eğer bilimsel temelde nitelikli bir eğitime dayanmayan bir rekabet bir bilim alanının tamamen bitirilmesi anlamına geliyor. İşte bu yüzden biz şunu söylüyoruz. Yani temel ve uygulamalı bir bilim alanı olan psikolojinin tabii ki günümüzde teknoloji olanaklarıyla donatılmasının yanında biz psikologları özgür bir meslek yasası ile meslek uygulamalarının denetlenmesini beklerken bu tamamen aslında psikoloji biliminin ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Evet. Peki bu itirazlarınız nereye varacak? Acaba bu bir muhatap var mı yoksa önünüzde bir sağır duvar mı örülmüş? Tam soruyu duyamadım. Bu itirazlarınız acaba evet. Bir yere varacak mı yoksa önünüzde bir sağır duvar mı örülmüş vaziyette? Yani kişisel olarak umut kırıcı olmak istemiyorum. Bir daha duvar var çünkü meslek örgütümüz ve son derece Türkiye'nin önemli akademisyenleri ilgili temsilcilerle görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerden bir herhangi bir gerekçeli açıklama çıkmadı. Ne Ankara Üniversitesi'nden ne de İstanbul Üniversitesi'nden. Zaten bildiğiniz üzere tercih kılavuzu yayımlandı bu aşamada. Doğal olarak öğrenciler artık tercih yapma ya da kişilerin tercih yapma şansı açıldı. Şu anda biz tabii ki mahkemenin bu konuda durdurma kararını bekliyoruz ama günlerdir biz bu konuda hem sosyal medyada hem farklı platformlarda hem de bireysel girişimlerle, siyasilerle yapılan girişimlerle parti gözetmeksizin, siyasi görüşü gözetmeksizin psikoloji biliminin açıktan ve uzaktan bir öğretim programı olmayacağı konusunda büyük bir çaba sarf ediyoruz. Evet. Bu uygulama dünyada başka örneği var mı acaba? Yani açıktan bu bilim dalının psikoloji bilim dalının açık öğrenimle başarıya ulaşmış, uygulamış ya da uygulamakta olan ülke var mı acaba? Şimdi az önce ifade ettiğim gibi hani bu konudaki en iyi ülkelerden bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da çeşitli örnekler var. Ancak bu örnekler evet. Türkiye'deki gibi uzaktan ve açık öğretim yoluyla örgün eğitime denklik veren bir yetki vermiyor. Orada açık ve uzaktan eğitimler belirli bir sertifikasyon yetkilendirmesi veriyor ve şerh düşerek veriliyor. Yani şunu diyorlar, siz bu eğitimi aldınız ancak sizin yapabilecekleriniz sınırlı. Aynı zamanda az önce ifade ettiğim gibi dünyadaki iki önemli birlik, işte Amerikan Psikoloji Birliği ve Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu bu tür eğitimlerin
verilmesini, bu açıktan uzaktan psikoloji eğitiminin verilmesinin uygun olmadığını deklare etmişlerdir. Zaten öyle bir beyanları, bir deklarasyonları var. Doğal olarak şu anda Türkiye'de yapılmak istenenin aslında bir örneği yok. Onu söyleyebiliriz. Bir örneğimiz yok. Evet. Peki bu eğitimle mezun olanlar 4 yıl sonra sahada olacaklar. Acaba yetkinlikleri nasıl olacak? Ölçülebilir bir değer olacak mı? Diplomatik veri mi acaba? Yoksa hayatta bir karşılığı olmayacak mı bunların? Tam soruyu anlayamadım. Şimdi evet. 4 yıl sonra bugün bu sene psikoloji eğitimine açık öğretimle başlayanlar 4 yıl sonra ellerinde diplomalarla sahaya çıktıklarında daha önceki veya da başka biçimde yani okullarda okuyup da devam ederek normal üniversiteyi bitirmiş olan meslektaşları aralarında nasıl bir fark olacağını tahmin ediyorsunuz? Şimdi pek çok farklılık söz konusu olacak. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Zaten psikoloji eğitimi aslında karşılıklı etkileşim ve deneyim aktarım yoluyla gerçekleştirilen bir eğitim. Teorik derslerimiz dahi sonuçta tartışmaya dayalı, senteze dayalı bilgi edindirdiğimiz bir programımız var. Ancak bu kadar yüksek bir kontenjanla, şu halihazırdaki açık öğretiminin şu durumuyla hem nitelikli, evet biz biliyoruz yani şu an hazırdaki eğitimimizde sıkıntılar var. Ama açık öğretimle birlikte hem nitelikli bilimsel bir eğitim söz konusu olmayacak, hem de kişiler işte belirli testle, sadece test çözerek ya da belirli şeyleri ezberleyerek bir diplomaya sahip olacaklar. Bunun içinde bir takım uygulamalarla ilgili etik gerekçeler var. Uygulamaların getirebileceği bilimsel olmayan, bilimsel yollara dayanmayacak bir takım müdahaleler söz konusu olacak. Bu yüzden bir halk sağlığı sorununun da biz karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi zaten hala hazırda sahte psikologlar biçimde bilinen bir kitleyle biz mücadele ediyoruz. Şimdi bu onların tamamen önünü açan, çünkü bir meslek bunları denetleyecek bir meslek örgütlenmesi de bir meslek yasası da yok. En azından biz 4 yıllık eğitim içerisinde öğrencileri olabildiğince hem bilimsel bir düşünce, bilimsel bir düşünce sistemine yetiştiriyoruz. Aynı zamanda uygulamadaki mesleki etik konusunda yetiştiriyoruz. Doğru, bu konuda ciddi handikaplarla karşı karşıya kalacağız. Evet. Peki size kolaylıklar diliyoruz meslektaşlarınıza. Mesleğe yeni katılacak olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, Feyruz Usluoğlu, psikolog, psikoloji eğitiminde yeni harikalar yaratacak uzaktan eğitim konusundaki görüşlerini açıkladı. Şimdi dünyada son 24 saatte neler oldu ona bakalım. Saat başında biz bugünkü konuğumuz Erhan Keleşoğlu göçmen dayanışma ağından Van Gölü'nde yaşanan durumunu ve Van'daki göçmen cehennemi haline gelen Van'ın durumunu konuşacağız saat 10'da. Portland kentinde siyah hayatlar değerlidir eylemcilerine yönelik polis şiddeti tartışmaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump kente 100 federal polis daha gönderdi. Portland ve Seattle kentlerindeki protestocuların 10 yıla kadar hapisle yargılanacağını söyledi. Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque ve Washington DC şehirlerinin belediye başkanları ise Temsilciler Meclisi ve Senato'daki siyasetçilere mektup gönderdi. Federal kuvvetlerin yetkilerine sınırlamalar getirilmesi için yasa çıkarılmasını talep ettiler. Mektupta Trump hükümeti yerel yönetimlerin itirazlarına rağmen federal kuvvetleri korkunç bir şekilde kullanmamalı ifadesine yer verildi. Portland'da pazar gecesi anneler polis şiddetine karşı tepki göstermek için göstericiler ve polis arasına etten duvar örmüşlerdi.
Çavşın! Çavşın! Temsilciler Meclisi'nde ise geçtiğimiz ay Beyaz Saray önünde düzenlenen protestoya yönelik polis müdahalesi soruşturuluyor. Protestoya müdahale eden ordu mensupları arasında bulunan Adam DeMarco ifadesini protestocuların barışçıl olduğu ve polisin orantısız şiddet kullandığı yönünde verdi. Güvenlik güçleri arasında bulunan General Mark Miley de müdahaleden sonra başkanın fotoğraf operasyonunda yer aldığı için kamuoyundan özür dilemişti. 1 Haziran günü Lafayette Parkı'nda düzenlenen gösteriye polis müdahale etmiş, hemen ardından burada Başkan Trump elinde İncil'le basına poz vermişti. Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır bölgesinde yaşanan gerilim sürüyor. 12 Temmuz'dan beri Tovuz'da yaşanan çatışmalarda iki taraftan 20'den fazla asker ve sivil yaşamını yitirmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın ihlallerini sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada Azerbaycan tarafından keskin nişancıların açtığı ateş sonucu bir Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Azerbaycan ise Ermenistan'ın ağır makineli silahlarla saldırdığını ve keskin nişancıların ateş açtığını öne sürdü. Gerginlik sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye ile kara ve hava birliklerinin katılımıyla ortak tatbikat yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Putin ve Erdoğan Ermenistan ve Azerbaycan gerginliğini ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşme Türkiye tarafının girişimi üzerine gerçekleştirildi. Putin, gerginliğin artmasına yol açacak faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ermenistan, Türkiye'nin çatışmaları artırdığını açıklamıştı. Ancak Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinden sonra yapılan açıklamada her iki tarafın çatışmanın tamamen barışçıl araçlarla, görüşmeler yoluyla çözme yönündeki ilgisini dile getirdiği belirtildi. Bölgeyi istikrara kavuşturma çabalarını koordine etmeye hazır olunduğu ifade edildi. Açıklamada Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda uluslararası hukuk ilkeleri temelinde siyasi ve diplomatik çözümünün alternatifi olmadığı kaydedildi. Bu arada çatışmalar Türkiye'ye de yansıdı. Ermenistanlı 3 kişi geçtiğimiz günlerde İstanbul Kumkapı'da Azerbaycanlıların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan gençlerden birinin annesi Agos gazetesine bilgi verdi. Ermenistanlı N.D. olayda 3 Ermenistanlının saldırıya uğradığını, semtte 50 yaş üzeri başka 2 Ermenistanlının daha saldırıya uğradığını, Ermenistanlı bir kadının işlettiği bir dükkanın personelinin de dövüldüğünü söyledi. Görüntülerin zaten internette yer aldığını söyleyen N.D. yetkililerin harekete geçmesini talep etti. Fikir özgürlüğünü, demokrasiyi. HDP milletvekili Garopaylan da konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü. Libya Ulusal Mutabakat Güçleri Başkanı Fayez Es-Sarraç 5+5 askeri komitesine katılan subaylarla bir araya geldi. Ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin Libya kentlerinin ve stratejik bölgelerin gelecekte herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerekiyor dedi. Ülkedeki askeri gelişmelerin mihenk taşı olduğunu, bunun sonuçlarına göre siyasi ve ekonomik sürecin netleşeceğini dile getirdi. 5+5 askeri komite görüşmeleri Birleşmiş Milletler nezdinde iki taraftan 5'er temsilci katılarak düzenleniyor. Ayrıca ekonomik ve siyasi görüşmeler olmak üzere tarafları bir araya getirecek 3 ayrı yol haritasını kapsıyor. Ulusal mutabakat güçlerinden Halit El-Mişri, Fas Dışişleri Bakanı Nasir Burita ile başkent Rabat'ta görüştü. Ulusal orduya karşı Türkiye ile net bir anlaşma yaptıklarını söyledi. Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libyalı taraflar arasında 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Burita ayrıca Ulusal Mutabakat Güçlerine bağlı Devlet Yüksek Konseyi ile Ulusal Orduyu destekleyen Temsilciler Meclisi'nin bir çözüm üzerinde uzlaşma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Saleh de Mışri ile eş zamanlı Fas'taydı. Salih, Meclis Başkanı Habib El-Maliki ve Dışişleri Bakanı Nasir Burita ile bir araya geldi. Almanya, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu ihlal eden ülkelere karşı Akdeniz'e asker gönderme kararı aldı. Hamburg adlı Fırkateyn, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkacak. Fırkateyn'in Ağustos ayı ortasında Libya açıklarında göreve hazır olacağı belirtildi. Türkiye, İrini operasyonunun taraflı olduğunu öne sürüyor. Uluslararası güçlerde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu ihlal ettiğini belirtiyor.
Tamam canım. Merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Ben siz de konuşur musunuz? Ben sizi duyamadım. Yok. Devam edin. Yok, ses gelmiyor. Merhaba. Çocuk... Merhaba. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, iyi, tamam. Peki. Şimdi tamam. 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 Tamamdır.
Mecliste kim var? Gidelim.